Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşürlerine karışalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qeynəmsizli qıtanlar ekranımız olsun. Putin 2 günlük Xitay ziyaretini başladı. Rusya Prezidenti Putin 2 günlük Xitay ziyaretini başlayan bulup, Xi Jinping Putin'ni kızıl payanda selip alahide karşı alıgan ve Xitay-Rusya münasibetini tinişlik küçüğe edip atıgan. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe Xi Jinping 16 May Rusya Prezidenti Putin'ni Beijing'de kızgın kütüb alıgan bulup, Xitay teşviqat vasıtları Xitay bilen Rusya'nın münasibetini tinişlikki paydalıq devlet münasibeti edip haber kılgan. Beijing'de Xi Jinping bilen görüşken Putin Xitay tarafını Rusya'nın Ukrayna'daki uruşunu tihamı köp kollaşkı kayıl kılışkı tırışkan. Mezkur 2 günlük ziyaret Putin'nin 3. ayda kaydı saylanğandan buyanki tüncü qetimlik çet el ziyareti bulublu kalmay, kıskığına 6 ay işçide Xitay'ını 2. qetim ziyaret kılışı hesablandıken. 16 May etigen Xi Jinping Beijing'de dağdoğuluk kütüveliş marasimi ötkizgen bulup, Tiananmen meydanıdaki Xalq Sarayı'da Putin'ni kütüv alğan. Xitay Taşqi İşlar Ministerliğinin haberiga asoslanğanda, uchrashuvda Xi Jinping Xitay-Rusya munosabati iki devlet xalqlarının asosiy manfaati üçün xizmet qilib qalmasdan, belki tinchlikka faydalı deb jar salğan. Putin bo'lsa, suhbat jarayonida ikki tarafning quyuq munosabatini xalqaro vaziyatni muqimlashtiruvchi omil deb sifatlagan. Xabarda ta'kidlanishicha, Xitoy navbatda G'arbning qattiq jazosiga uchragan Rossiyaning iqtisodiy jantumur bo'lib qolgan. Putin Xitoy safariga yo'lga chiqishdan bir necha soat burun Rossiya armiyasining Ukrainadagi hujumining ilgirlash ahvolini maqtagan bo'lib, Rossiya armiyasi Kharkiv rayonidagi nurg'un joyini egalladi. Qo'shinlarimiz har kuni har qaysi jang liniyasida ilgirlamoqda degan. Sobiq jasus Xitoyning maxfiy saqchi harakatini oshkor qildi. Xitoyning bir sobiq jasusi Xitoy rejimining chet elda yashayotgan o'qituvchilarni nishon qilgan maxfiy saqchi harakatini oshkor qildi. Avstraliya ABC xabar kanalining 12 may xabar qilishicha, Xitoyning sobiq alohida xodimi 4 bulung nomliq bir tekshirishda Xitoyning sesiq nomi purketgan maxfiy soqchi organining ichki harakati va ularning chet eldagi o'qituvchilarni ovlash harakatini oshkorlagan bo'lib, Avstraliya qatorliq davlatlardagi ig'ir bexatarlik masalasi diqqat qo'zg'agan. Bildirilishicha, bu Xitoy istixborot organlarining eng qo'rqinchlik va kuchlik bo'lgan maxfiy tarmoqidagi bir xodimning tunji qitim oshkori ovoz chiqarishi hisoblandikan. Tekshirishda yana mazkur maxfiy saqchi tarmoqining bultur Avstraliya tabaligida maxfiy josuslik harakati ijro qilganligi va bir Avstraliya fuqarosini 2019 yili maxfiy holda Xitoyga qaytirib ketganligi bayqalgan. Erik ismli mazkur Xitoy josus 2008 yildan 2023 yilning 5-gacha Xitoy rejimining saqchi va bexatarlik organi bo'lgan jamoat xavfsizlik ministerligining bo'limida maxfiy alohida xodim vazifasini o'tagan. Bu bo'lim Xitoy rejimi Xitoyning asoslik bostirish vositalarining biri bo'lib, dunyoning har qaysi joylarida harakat qilib, Xitoy kommunist rejimini tanqid qilguvchilarni, bo'libmi Xi Jinpingni tanqid qilguvchilarni nazorat qilish, tutqun qilish, ovozini besiqtirish qatorliq vositalarni qo'llanib kelgan. 38 yoshlik mazkur Xitoy bexatarlik andissi sababidan Xitoydan qochgan bo'lib, bultur Avstraliyaga kelgan. Ve özünün ötmüşünü Avustralya'nın casusluk organı Avustralya Bihaterlik İstihbarat Teşkilatı'a aşkarlıgan. Bildirilişçe onun vazifesi ve nişani Xitay, Hindistan, Kamboja, Tayland, Kanada ve Avustralya'ya çetişlik iken. Xitay Pakistan hükümetiki karıda besimini küçeytti. Xitay Pakistan'ga Xitay işçileri ve Pakistan'daki kuruluş türlerinin bexatarlik meselesini hal qilish haqida besim qilgan. Amerika vazining xabarida bildirilishicha Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yi 15 may Pakistan Tashqi ishlar ministri Ishaq Dar bilan Beijingda ko'rishgan bo'lib, Pakistan bilan bo'lgan tavranmas munosabatini maqtagan. Uchrashuvda ikki taraf iqtisod va terrorlikka qarshi bexatarlik hamkorligini tehamo kuchaytirganligi to'g'risida va'da berishgan. Wang Yi muxbirlarni kutib olish yig'inida Pakistan Tashqi ishlar ministri qo'shimcha muavin bosh ministri Ishaq Dar bilan suhbatlashganligini bildirgan va ikki taraf amaldor
ittifoqdoshlari o'tirsida qilishgan va'dalarini qayta ta'kidlagan. Saqdar suhbatda biz Afg'onistonda faoliyat qilayotgan terrorlik tashkilotlarining davomli mavjud bo'lib turishidan andisha qilamiz va Afg'oniston vaqtli hukumatini Afg'oniston tuprog'idan foydalanib, qo'shni davlatlarning tinchligi va bexatarligiga tahdid solgan bu tashkilotlarga qarata ishonchlik va dalillashga bo'ladigan harakat qo'llanishga chaqiramiz degan. Vayi suhbat davomida Pokistonning jinoyatchilarni qo'lga olish va ularni sudga tortish uchun barliq tirishchanliklarni ko'rsatishi kerakligi haqida jar solgan. Xitoy tashviqot vositalarining naql qilishicha, Vayi men Islomobodning Pokistondagi Xitoy xodimlari qurilish turlari va organlarining bexatarligini qo'g'dashga kafolatlik qilib, Xitoy shirkatlari va xodimlarining andisini tugutishini umid qilaman degan. Bir necha hafta ilgari Pokistonning g'arbi shimolidagi o'zini qo'shib portlatish hujumida suv elektr stansiyasi qurilishida ishlayotgan bir injenerni o'z ichiga olgan 5 Xitoy va 1 pokistonlik shofyor o'lgan edi. Pokiston armiyasi 26 mart yuz bergan mazkur hujumning tekshirish natijasini mush oyining 5-ida e'lon qilib, hujumni Afg'oniston fuqarosining sodir qilganligini va Afg'onistonni bazi qilgan terrorchilarning planlaganligini da'vo qilgan edi. Amerika Uyghur Majburi Amgeki Qanunu'a asasen 26 şirketinin mallarını çekildi. Amerika hükümeti Uyghurlarını öz içi alğan Türkiye milletlerini Majburi Amgeki Seliş cinayetigi çetişlik 26 Xitay şirketinin mahsulatlarını çekildi. Amerika İçki İşler Ministerliği bayanat ilan kalıp Uyghur Majburi Amgekini çekileş kanunu boyunca yeni Xitay'nın 26 tokumacılık şirketinin embargo tizimlikigi kirgüzülgenlikini bildirdi. Bayanatta 17 maydan tartıp mezkur şirketler ishlab chiqargan mollarning Amerikaga kirishining cheklanganligi eskertildi. Bayonotda bu tadbirlar Amerikaning ta'minlash zanjirida majburiy amgakni yo'qotish va Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlar bilan boshqa diniga e'tiqod qildigan millatlarga qarshi davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik hamda insoniyatga qarshi jinoyatlarni surishtirish qilishni ilgari surishning bir qismi sifatida yo'lga qo'yilmoqda deyildi. Bayonotda Uyg'ur majburiy amgakini cheklash qonuni 2021 yilning oxirida rasmiy qonunga aylangandan buyon cheklangan shirkatlar tizimligiga 65 shirkatning kirgizilganligi qayd qilindi va shundoqli mazkur shirkatlarning kiyim-kechak, yezi egiligi, plastik, ximiyalik modda, batareya, oila elektr uskunalari, oila ashyolari va yemak-ichmak tetit qo'llari qatorliq sanoat sohalariga chetildiganligi bildirildi. İsrailiyaning qatli amlarida qaza qilganlar 35 mingdan eshib ketdi. İsrailiya armiyasining 2023 yil 7 oktyabrdan boshlab G'azza rayonida davomlashtirayotgan qatli amlarida o'ldirilgan falastinliklarning soni yaqinqi 24 soat ichida 39 odam ko'payib 35272 ga yetdi. Türkiye Avazı Radyosu'nun bugünkü haberde bildirilişi, Gazze'deki Palestin Sahiye Ministerliği tarafından ilan kılınan bayanatta, İsrailiyanın Uda 223 gündün biyan Gazze rayonunda devamlaştırılan katli amları hakkında malumat verilgen. Bayanatta İsrailiya armiyasining yaqinqi 24 soat ichida G'azzaning o'xshimagan rayonlarida yurgizgan 4 qatimlik qatli amlari davomida yana 39 falastinlikning o'ldirilganligi va 64 falastinlikning yaralanganligi bayon qilingan. Buning bilan İsrailiyaning 7 oktyabrdan boshlab G'azza rayonida davomlashtirayotgan qatli amlarida o'ldirilganlar soni 35272 ga, yaralanganlar soni 79205 ga yetgan. Bayonotda yana xarobiyliklarning ostida va yo'l bo'ylaridagi jasadlarning borligi, ammo Isroiliya askarlarining to'salg'i bo'lishi sababidan davolash atrotlari bilan xalq mudofaa xodimlarining jasadlarini ololmayotganligi ta'kidlangan. Falastin Qizilay jamiyatining X hisobida bu haqda e'lon qilingan yozma bayonotida Isroiliyaning G'azza rayonida davomlashtirayotgan qatli amlarida 15103 falastinlik bola shahid bo'ldi deyilgan. Hürmetli körmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.